Merhaba arkadaşlar. Ben Profesör Doktor Hüseyin Günerhan. Termodinamik Kolaydır kanalına hoş geldiniz. Güneş kolektörlü ısı sistemler dersi kapsamında güneş enerjisinin temelleriyle ilk dersimize başlayalım. Önce Dünya ile Güneş'i karşılaştıralım. İkisini de küre kabul edersek Dünya'nın çapı 1.27 çarpı 10 üzeri 7 metreye eşit, Güneş'in çapı ise 1.39 çarpı 10 üzeri 9 metreye eşit. Gördüğünüz gibi Güneş Dünya'nın 1 milyon katına eşit ve aradaki uzaklık ise yaklaşık olarak 1,5 çarpı 10 üzeri 11 metre kadar. Güneş'ten çıkan ışınlar Dünya'ya 32 derecelik bir açıyla ulaşıyorlar ve 8.44 dakikada ulaşıyorlar. Dünya'ya Güneş'ten gelen ışın 8.44 dakikada geliyor. Güneş'ten yayılan toplam ışınımın ancak 2 milyonda biri kadar enerji Dünya'ya ulaşıyor arkadaşlar. Güneş'ten çıkan güneş enerjisinin ancak 2 milyonda biri kadar enerji Dünya yüzeyine ulaşıyor. Ve bu miktar Dünya'daki yaşamı sağlıyor. Güneş sabitinden de bahsetmek gerekirse, Güneş'ten çıkan ışınlar Dünya'ya ulaştığında Dünya'nın atmosferi dışına 1367 watt bölü metrekare değerinde ulaşıyor. Tabi atmosfere girdiğinde bir miktar bu değer azalıyor. Ama 1367 watt bölü metrekare olarak güneş sabitini ele alabiliriz. Ortalama bir değerdir bu. Bu değer zaman zaman NASA'nın yaptığı ölçümler sonucu değişebiliyor. Ama 1367 watt bölü metrekare civarında oynuyor. Biz bu dersimizde 1367 watt bölü metrekare alacağız güneş sabitini. Hesaplamalarda gerektiğinde. Evet, güneş enerjisi temelleriyle başlayalım. Birinci önemli eşitliğimiz güneş zamanı eşitliği. Arkadaşlar, kolumuzda bulunan saatin gösterdiği zamanla güneş zamanı birbirinden farklıdır. Biz güneş enerjisi hesaplarında güneş zamanını dikkate alacağız. Gözlemci meridyeni ile yerel saat baz meridyeni arasındaki farka güneş zamanı diyoruz. Güneş zamanı eşittir. Yerel standart zaman YSZ artı 4, LST eksi L lokal artı E olarak gösterilecek. Birinci önemli eşitliğimiz bu. Bu eşitliği biraz daha açarsak, E arkadaşlar, yer kürenin rotasyon hızlarında ki düzensizliğin ölçüsü, birimi dakika. L lokal, gözlemcinin bulunduğu yerin meridyeni, L standart, bölge zamanı baz meridyeni. Bu L değerleri 0 ile 360 derece arasında değişiyor ve bulunduğumuz yerin, bulunduğumuz ilin, bulunduğumuz bölgenin durumuna göre LST ve L lokal değerlerini coğrafya kitaplarından veya güneş enerjisi kitaplarından alıp kullanmamız gerekiyor. Buradaki 4 birkaç sayı, biri bir dakika arkadaşlar. Aradaki artı işareti önemli. Artı işareti Greenwich meridyeninin batısını gösteriyor. Doğusu için bu işaret eksi olacak. Türkiye batısında ama biz doğusu için çalışıyorsak eksi işaretini koyacağız 4'ün başına. YSZ yerel standart zaman ve GZ güneş zamanı ise bu eşitliği kullanarak güneş enerjisi hesaplarında biz güneş zamanını belirlememiz gerekecek. E'yi açarsak arkadaşlar, E uzun bir astronomik eşitlik. İçinde kosinüs B var, sinüs 2B var, sinüs B var, kosinüs 2B var. Bunları dikkate alarak bu eşitlikten E'yi hesaplamamız gerekiyor. İçindeki B ise N-1 çarpı 360 bölü 365'e eşit. N 1 ile 365 arasında değişiyor ve yıl içindeki gün sayısını gösteriyor. Örneğin 1 Ocak için bu değer 1. 31 Ocak için 31 ama 1 Şubat için 32 olacak. Böylece Aralık ayının sonuna kadar N değerlerini ilgili tablodan alacağız. Biz de hesaplayabiliriz ama bunun tablosu ders notu içinde var. Bir örnekle devam edelim. Evet, bulunan yerin L lokali 89.4 derece ve L standardı 90 derece olsun. N 34 olsun gün sayısı ve yerel standart zaman, yani kolumuzdaki saatin gösterdiği zaman 10.30 olsun. Bu çerçevede güneş zamanını hesaplayalım. Evet, buraya 90-89.4'ü yerleştirmişiz. O zaman güneş zamanı yerel standart zaman artı 2.4 artı E oluyor. Tamam. Bu değerle 4'ü çarpıp 2.4 olarak buraya yazmışız. B önemliydi. N-1 çarpı 360 bölü 365'ti. Buradaki N 34. O zaman B değeri arkadaşlar 32.55 derece olarak hesaplanıyor.
Bu B değeri de E içine yerleştireceğiz ve hesap makinesiyle hatası olarak E'yi saptamamız gerekiyor. Ben eksi 13.49 dakika olarak bulmuşum. Bunun birimi dakika. Güneş zamanını nasıl hesaplayacağız? Şuradan başlayalım. Eksi 13.49'u buraya yerleştirdik. Artı 2.4'ü biraz önce bulduk. Bu ikisi eksi 11.09 dakikaya eşit oluyor. Bakın birimler dakika. O zaman bu yerel standart zamandaki bu 30'u alacağız. Dakika kısmını göz önüne alacağız. 30'dan eksi 11.09'u çıkardığımızda 19 dakikayı yaklaşık 19 dakikayı elde ediyoruz. Demek ki bizim güneş zamanı 10.19. Eğer kolumuzdaki saat 10.30 ise şu L lokal ve şu LST ve şu N eşittir 34 için güneş zamanının karşılığı 10.19 olacak 10.30 için. Evet, örneğimiz bu şekilde. Güneş zamanı hesaplarında bu noktalara dikkat edelim. Güneş enerjisindeki önemli ikinci nokta güneş geliş açısıdır arkadaşlar. Şuradan devam edelim. Teta olarak göstereceğiz. Teta güneş geliş açısı. Önemli bir konu ve önemli bir açı. Eğik düzlemin normali ile gelen güneş ışını arasındaki açı 0 ile 90 derece arasında değişiyor. Eğik düzlem şu olsun. Tabii ki bu bir güneş kolektörü olabilir örneğin. Bunun yüzey normali şu şekilde ise gelen güneş ışını ister buradan gelsin ister buradan gelsin normalle yapılan teta açısına eşit olacak. Gelen güneş ışınımının normalle yaptığı açıya teta diyeceğiz. Eğik düzlemin yatayla yaptığı açı ise beta olsun. Beta da önemli, teta da önemli. Hesaplarımızı ona göre yapıyoruz. Beta eğik düzlemin yatayla yaptığı açı ise 0 ile 180 derece arasında değişir. Arkadaşlar güneş enerjisinin temellerinin en önemli eşitliği bu teta'nın yer aldığı eşitliktir. Güneş geliş açısı. Kosinüs teta gördüğünüz gibi uzun bir astronomik eşitliğe eşit. Ve içinde bunun delta var, fi var, beta var, gamma var, omega var. Bütün bunlar nedir? Şimdi ayrıntılı olarak bakacağız. Kosinüs teta eşitliği bu. Bir eşitlik daha var kosinüs teta. Bunun içinde teta z var. Gamma s var. Bütün bunlar nedir? Hepsini açıklayacağız. Ve hangi eşitlikten hesaplayabiliyorsak teta'yı o eşitlikten hesaplayacağız. Delta ile başlayalım. Delta deklinasyon açısı. Gök kürenin ekvator düzlemine göre güneşin açısal yüksekliğidir arkadaşlar. Eksi 23.45 ile 23.45 arasında değişir. Eşitliği şu şekilde 23.45 sinüs 360 çarpı 284 artı n bölü 365. Yine n gün sayısı 1 ile 365 arasında değişen gün sayısı. Delta'yı buradan hesaplayacağız deklinasyon açısını. Coğrafi enlem dairesi açısı da bizim için önemli. Fi ile gösteriyoruz. Coğrafi enlem dairesi açısı eksi 90 ile artı 90 derece arasında değişiyor. Kuzey yarım kürede çalışıyorsak artı alacağız. Güney yarım kürede çalışıyorsak eksi alacağız. Arkadaşlar bu ders notları yazılı olarak sizin de elinizde olacak. Önemli noktaları size not edin. Güney yarım küre için eksi işaretli olarak fi'yi alacağız. Türkiye gibi kuzey yarım kürede bulunan ülkelerde artı olarak değerlendirilecek coğrafi enlem dairesi açısı. Örneğin İzmir için bu fi değeri coğrafya kitaplarında 38.46 derece olarak verilir. Artı tabii ki kuzey yarım küre için. Gelelim gamaya. Eğik düzlemin normalinin iz düşümünün güney ile yaptığı açı. Arkadaşlar güneş enerjisinde, güneş enerjisi temellerinde güney ile yapılan açılar önemlidir. Yüzey azimüt açısı dediğimiz gama da eğik düzlemin normalinin iz düşümünün güney ile yaptığı açıdır. Biraz sonra bunun şeklini de göstereceğiz. Eksi 180 derece ile artı 180 derece arasında değişiyor. Bakın güneyden batıya doğru gidiyorsak artı alacağız. O zaman güneyden doğuya doğru gittiğimizde eksi alacağız. Bunu da not alın. Güneyden batıya doğru artı, güneyden doğuya doğru eksi alınır. İşaretler çok önemli. Sakın hata yapmayın. Bunların ayrıntısını soruları çözerken de değineceğiz. Gelelim omega saat açısına. Arkadaşlar 1 saatin karşılığı 15 derecedir. Örneğin 2 saatle çalışıyorsak 30 derece alacağız.
Yine ayrıntısına örneklerde yer vereceğiz. Yer kürenin kendi ekseni etrafına dönmesinden kaynaklanan bir açı, saat açısı. Teta Z, zenit açısı. Alfa S, arkadaşlar, alfa S, güneş ışınımı yükseklik açısı. Biz bu dersimizde H ile göstereceğiz. Ve zenit açısı ile güneş yükseklik açısının toplamı her zaman 90 derece olacak. Bunun yine ispatını göstereceğiz. Gamma S, güneş azimüt açısıdır. Bunların hepsi önemli açılar arkadaşlar. Şöyle bir daha bakalım. Esas eşitliğimiz bu. Sarıyla gösterilen eşitlik. Buradaki teta'yı hesaplamak için bütün bu açı değerlerini hesaplamamız veya bilmemiz gerekiyor. Beta, teta, delta, fi, gamma, omega gibi açılar bizim için önemli. Ayrıca teta z, alfa s veya h veya gamma s bizim için önemli. Bunların üzerinde gerektiğinde duracağız. Şimdi bir şekle bakalım. Arkadaşlar, kuzey yarımküre için güney açısına ait şematik gösterim demiş. Güneş enerjisinde güneyle yapılan açılar bizim için önemli dedik. Önce bir yatay düzlemi göz önüne alalım. Bu yatay düzlem üzerine bir eğik düzlemi yerleştirmişiz. Gördüğünüz gibi eğik düzlem de tam güneye bakmıyor. Belli bir açıda yer almış. Ve bu eğik düzlemin yatayla yaptığı açı beta olarak burada gösterilmiş. Arkadaşlar, kuzey, güney, batı ve doğu yönleri bu şekilde ise ve güneş ışınımı şu şekilde geliyorsa önce eğik düzleme bakalım. Eğik düzlemin tam ortasından bu eğik düzleme dik bir doğru ele alalım. Buna yüzeyin normali diyeceğiz. İşte bu yüzeyin normalinin iz düşümü şu ise, şu çizgi ise, bu iz düşümünün güneyle yaptığı açıya gama diyoruz. Eğik düzlemin normalinin iz düşümünün güneyle yaptığı açı gamadır. Burada gama ve beta'yı göstermiş olduk. Diğer açıları da örneklerde göstereceğiz. Bir de gama S'ye bakalım. Arkadaşlar, bu sefer gelen güneş ışınımının iz düşümünü alıyoruz. Bu iz düşümünün güneyle yaptığı açıya gama S diyoruz. Bak, S solardan geliyor. Gama eğik düzlemin normalinin iz düşümünün güneyle yaptığı açı. Gama S güneşin iz düşümünün güneyle yaptığı açı. İkisi de önemli açılar ve güneyle yapılan bak açılar. Bunlar ne zaman artı alınıyor, ne zaman eksi alınıyor ayrıntısına bakacağız. Evet, örnekle devam edelim. 13 Şubat için güneş zamanı 10.30, güneş zamanı bakın bu. Beta 45 derece, yani eğik düzlemin yatayla yaptığı açı beta 45 derece. Fi, coğrafi enlem dairesi 43 derece kuzey demiş yanına. Ve eğik düzlem güneyden batıya doğru 15 derece açıda konumlandırılsın. Eğik düzlem tam güneye bakmıyor, güneyden batıya demiş bak. Güneyden batıya doğru 15 derece açıda konumlandırılsın. Teta nedir onu hesaplayacağız. Yani güneş geliş açısı. Önce şekli çizelim basitçe. Bu güneş kolektörü ise örneğin yatayla 45 derecelik açı yapsın. Normali bu ise gelen ışının, güneş ışınımının bu normalde yaptığı teta açısını biz hesaplayacağız. Adım adım yapalım. 13 Şubat için arkadaşlar gün sayısını biz hesaplayabileceğimiz gibi tablosu da var bunun ders notları içinde. Tablodan 44 olarak alacağız. 13 Şubat için ne eşittir 44. Hemen buradan delta'ya deklinasyon açısına geçelim. 23.45 çarpı sinüs 360 284 artı n bölü 365'ti. N'yi saptadığımıza göre 44 olarak saptadığımıza göre delta'yı hesaplarız. Arkadaşlar içini ben 323.507 derece bulmuşum içini. 323.507 derece. Bunun sinüsünü alıp 23.45 ile çarpacağız. Delta eksi 13.95 derece çıkıyor. Tamam. Ne çıkıyorsa o. Artı eksi. Delta orada dursun. Kullanacağız. N'yi 44 bulduk. Buradan deklinasyon açısını delta'yı eksi 13.95 bulduk. Gelelim arkadaşlar omega'ya. Omega saat açısıydı ve saat açısının önemli noktalarını birlikte konuşalım. Bu soruda 10.30 vermiş güneş zamanını bak. Güneş zamanından biz omega'ya geçiyoruz saat açısına. 10.30 vermiş. O zaman referansımız bizim 12. Saat 12'nin
artı tarafı var, eksi tarafı var. 12'den önceki değerler eksi tarafında yer alıyor. 12'den sonraki değerler artı tarafında yer alıyor. Bizimki 10.30 soruda. O zaman bir saat geriye gitsek eksi 15. Çünkü 12'nin bu tarafında çalışıyorsak eksi. Bir saat daha gitsek eksi 30 olacak ama bu 10.30. Demek ki bunun ortasını alacağız, yani eksi 7.5 derece. O zaman eksi 15 eksi 7.5 eşittir eksi 22.5 derece. Omega. Saat açısı, güneş zamanı açısı. 12'nin sol tarafında çalıştığımız için eksi, sağ tarafında çalışsaydık bu değer artı olacaktı 10.30 için. Evet, bu soruda 10.30 için eksi 22.5, 13.30'da çalışsaydık bu artı 22.5 olacaktı 13.30'da çalışsaydık. Tamam, 10.30 için eksi 22.5. Bir daha söyleyelim. 13.30 için artı 22.5 olacaktı. Tamam. Omega da burada dursun. Eksi 22.5'u kullanacağız. Gelelim gamma'ya arkadaşlar. Ne demiş soruda? Güneyden batıya 15 derece. Eğik düzlem güneyden batıya doğru 15 derecelik açıda konumlandırılmış. Gamma neydi? Eğik düzlemin, normalin iz düşümünün güney ile yaptığı açı. Güneyden batıya gidiyorsak arkadaşlar, batıya gittiğimiz için artı 15 derece alacağız. Eğer doğuya gitseydi eksi 15 alacaktık. Tamam. Gamma da artı 15 derece olarak burada yer alsın. Beta 45 derece verilmiş. Fi 43 derece verilmiş. O zaman bu kosinüs teta uzun eşitliği içinde bu artı eksileri de dikkat ederek, sinüslere, kosinüslere de dikkat ederek yerleştiriyoruz bütün sayısal değerleri ve hata yapmadan hesap makinesinde veya bilgisayar programında kosinüs teta'yı hesaplıyoruz. Gördüğünüz gibi buraya hepsini almışız. 0.85, 15, 28, 22, 29. Buradan teta'yı çekersek 31.62 derece çıkıyor. Güneş geliş açısı 31.62 imiş. Siz de arkadaşlar bu hesabı yapın, bir kontrol edin. Eğer ben hatalı yaptıysam bana da bildirin. Arkadaşlar siz beta 90 olursa bu kosinüs teta'yı tekrar bir hesaplayın. Yani teta'yı tekrar bir hesaplayın bakalım kaç çıkacak beta 90 için. Beta 0 olursa arkadaşlar özel bir durum var. Biraz önce teta z'den zenit açısından bahsetmiştik. Güneş geliş açısı zenit açısına ne zaman eşit oluyor? Yukarıdaki eşitlikte beta yerine 0 koyarsak, eğik düzlem yatayla 0 derece açı yapıyorsa o zaman teta'nın adı teta z oluyor. Bunu da açıklamış olalım. Evet, önemli konuları işledik. İki tane önemli konu işledik. Güneş zamanı ve teta, güneş geliş açısı. Buradan biz mühendisler için, güneş enerjisiyle uğraşan mühendisler için önemli üçüncü noktaya geçiyoruz. Gölge hesabı. Şimdi bir güneş kolektörünü mesela buraya yerleştirdik belli bir eğimde ve tam arka kısmı şu şekilde bir çubuğa tekabül eder. Ve güneş ışınları bunun üzerine geliyor. Tabii güneş kolektörü üzerine çarpan hariç şu ışın örneğin şuraya ulaştığında belli bir gölge, bu güneş kolektörünün arkasının oluşturduğu gölge ile karşılaşıyoruz. Buna gölge uzunluğu diyeceğiz. Demek ki bu nokta ile bu nokta arasına bir güneş kolektörü koymayacağız. Arka arkaya bunları diziyorsak ötekini buraya dizeceğiz örneğin. Çünkü gölgelenmemesi lazım. Gölge uzunluğu bizim için önemli. Gölge uzunluğunu GU ile göstereceğiz. Hesabı da nasıl yapıyoruz bakalım. Biz buraya bir çubuk yerleştirmişiz. Bunun boyu L olsun veya güneş kolektörünün işte arka tarafının uzunluğu L kadar olsun. H, biraz önce konuştuk, güneş yükseklik açısı. Demek ki gölge uzunluğu hesabında H bizim için önemli. H'yi bulduğumuz an gölge uzunluğunu da bulabiliriz. Matematik olarak baktığımızda tanjant H, güneş yükseklik açısı H'di. Tamam. Tanjant H, L bölü gölge uzunluğuna eşit. Bize gölge uzunluğu lazım. O da L bölü tanjant H'ye eşit olacak metre biriminde. Tabii ki L'yi metre aldığımızdan dolayı metre biriminde gölge uzunluğunu hesaplamış olacağız. Eşitliğimiz bu kadar basit ama H'yi nasıl hesaplayabiliriz ona bakalım. Arkadaşlar önce bir önden bakış çizmişim ben. Önden bakış açısından hani gelen ışın H açısı yapıyordu ya. Yüzeyin normalini alırsak burası teta z olacak dedik. Biraz önce ne dedik? Zenit açısıyla güneş yükseklik açısının toplamı 90 derece. Yüzeyin normalini alırsak yer düzleminin
O zaman θz burası ise h burası olacak. Demek ki h hesabında θz'den de yararlanacağız. Önden bakış bu. Veya yandan bakış diyelim, yani yandan bakış sonuç olarak. Şuradaki zaten yandan bakışı aşağı almışız. Yandan bakış demek daha doğru. Evet. Üstten bakalım. Bu bizim için önemli arkadaşlar. Üstten baktığımızda güneş şurası ise ve gelen güneş ışını şu şekilde ise, o güneş ışınının güneyle yaptığı açıya, yani iz düşümünün tabii ki güneyle yaptığı açıya gamma s diyorduk. Gamma s'nin gösterimi burası. Sonuç olarak bu ışın geldi ve şu kadar gölge uzunluğu oluşturdu. Şuradaki A noktası ile buradaki A noktası aynı yer. Şu gölge uzunluğu, yani şuradaki gölge uzunluğunu gösterimi üstten bakışta bu şekilde. Gördüğünüz gibi kuzey ile batı arasında yer aldı. Gölge uzunluğu, ışın ise güney ile doğu arasından geliyor. Gama S açısıyla. Çubuğun üstten görünüşü de şu şekilde yer alacak. Şu yandan bakış ve üstten bakış önemli. Yandan bakışta H'yi kullanıyoruz veya θz'yi. Üstten bakışta gamma s'yi kullanıyoruz ve bu çerçevede gölge uzunluğu için gerekli çizimleri de yapmış oluyoruz. θz ile devam edelim. Arkadaşlar θ eşitliğini biraz önce çalıştık. Orada beta yerine 0 koyduğumuzda θ eşittir θz oluyordu. Bu çerçevede eşitliği düzenlersek kosinüs θz, sinüs fi, sinüs delta artı kosinüs fi, kosinüs delta, kosinüs omega'yı indirgenmiş oluyor. Beta eşittir 0 için. Neden bunu yaptık? Bize θz lazım. θz'den h'ye geçelim. Çünkü bilinen bir şey var. Beta 0 için θz'ye eşit oluyor. θz ile h'nin toplamı 90 derece ise, burada θz'yi tek başına bırakırsak 90 eksi h. Yukarıda θz yerine 90 eksi h'yi koyduğumuzda bunun kosinüsü sinüs h'ye eşit olur matematik olarak. O zaman yukarıdaki eşitlik sinüs h cinsinden şu şekilde değerlendirebilir. Sonuçta şu kısımla şu kısım aynı. Kosinüs θz yerine, daha doğrusu θz'yi h'ye dönüştürdüğümüzde kosinüs θz yerine sinüs h geliyor. Evet, o zaman bu sinüs h eşitliğinden biz yükseklik açısını hesaplayabileceğiz. Bir iki önemli noktayı yine buraya yazmışız. Sinüs θz çarpı kosinüs gamma s arkadaşlar. Gamma s'yi biraz önce şekilde gösterdik. Kullanacağız. Bu ikisinin çarpımı da eksi kosinüs fi sinüs delta artı sinüs fi kosinüs delta kosinüs omega'ya eşit. Bütün bunlar astronomi eşitlikleri arkadaşlar. Bu işin teorisi ayrıntısı tabii ki iyi güneş enerji kitaplarında ve astronomi kitaplarında var. Burada sonuçlar üzerine konuşuyoruz. Delta üstüne konuşmuştuk, onu da buraya yazmışız. Gölge hesaplarında hepsi bizim için önemli. Arkadaşlar ayrıntılara burada gireceğiz dedik. Bakın yatay düzlem üzerinde güneş doğarken, yatay düzlem üzerinde güneş doğarken θz tam 90 derece olur. Tam güneşin doğuşunda θz'nin 90 derece olması gerekiyor. Neden? θz şuydu, 90 derece demek. Yani güneş buradan bak doğuyor, bu şekilde geliyor. Şu yüzeyin normaliyle 90 derece yapacak o zaman θz. Güneş batarken θz yine 90 derece. Tamam, bu notları almış olun. Saat açısının ayrıntısına bakalım yeniden. Yüzeyin normali şu şekildeyse arkadaşlar, doğu için alfa'nın değeri her zaman, alfa demişim, omega'nın değeri her zaman eksi olacak. Batı için omega'nın değeri her zaman artı olacak. Şurası güneş öğlesini göstermek üzere. Arkadaşlar bir daha tekrarlayalım. Güneş öğlesi de gamma s 0 oluyor. Omega 0 oluyor. Saat açısı güneş öğlesinde. Güneş öğlesi demek güneş zamanı tam 12 demek. Tam 12'de omega 0 oluyor. Gamma s 0 oluyor. Ve güneş öğlesinin doğusunda çalışıyorsak biz omega her zaman eksi olacak. Batı tarafında çalışıyorsak omega her zaman artı alınacak. Evet. Ayrıntısına yine bakacağız. Yine güzel bir örnek yapalım. İzmir'i ele almışız. Enlem dairesi açısı fi 38.46 derecedir demiştik zaten. 15 Ekim için güneş öğlesindeki ve güneşin doğuşundan 3 saat sonraki gölge uzunluğunu hesaplayalım. Tam güneş öğlesinde hesaplayacağız.
ve güneşin doğuşundan 3 saat sonrasını hesaplayacağız gölge uzunluğu açısından. Arkadaşlar bir çubuk aldık. Çubuk boyu 1,5 metre olsun. L1,5 için bu hesaplamaları yapalım. Adım adım yine bakacağız. Çözümümüzde fi 38.46 verilmiş. Buraya yazalım. 15 Ekim için N 288 tablodan alınacak. L1,5 metre bunlar verilenler. Deklarasyon açısını biz hesaplayacağız. Delta'nın hesabı üstüne çok konuştuk. Burada N yerine 288'i koyarsak delta yine eksi 9.59 939 derece çıkacak. Virgülden sonra 4-5 basamak almakta yarar var. Önemli nokta sorunun A şıkkı diyelim. Güneş öğlesi ne dedik? Omega 0, gamma S 0 ve güneş zamanı 12 ise biz buna güneş öğlesi diyoruz. Sinüs H eşitliğini de biraz önce çalıştık. Arkadaşlar o zaman delta belli, fi belli, omega belli, güneş öğlesi için omega 0. Delta belli, fi belli. Tamam. Burada yerine koyduğumuzda sinüs H 0.66, 83, 59, 93, 95 çıkıyor. Buradan H'yi güneş yükseklik açısını 41.94 derece olarak buluyoruz. Bu bizim için önemli. Güneş öğlesinde gölge uzunluğu. Tam güneş tepedeyken, güneş zamanı 12 iken gölge uzunluğu L bölü tanjant H'den 1,5 metre bölü tanjant 41.94 derece 1.67 metre çıkıyor yaklaşık gölge uzunluğu. Şekli de önemli arkadaşlar. Güneyle yapılan açı, yani ışının güneyle yaptığı açı gamma S 0. Omega 0 güneş öğlesi. Işın o zaman buradan tam geliyor ve şöyle bir gölge uzunluğu oluşturuyor. Yaklaşık ne dedik? 1.67 metre olsun. Tam arkadaşlar gördüğünüz gibi şuraya denk geliyor. Kuzeyin üzerine denk geliyor. Güneyden gelen ışın güneş öğlesinde 1.7 metrelik gölge uzunluğunu bu şekilde oluşturuyor. Bu şekiller önemli. Örneğin güneş kolektörü için çalışıyorsak ve gölge uzunluğu için çalışıyorsak bu şekilleri güzelce çizmemiz gerekecek. Gelelim B şıkkına. Güneşin doğuşu ile güneş öğlesi arasında çalışıyorsak omega eksi alınır demiştik. Güneş öğlesi ile güneşin batışı arasında çalışıyorsak omega artı alınır demişiz. Tamam. Güneş öğlesini dikkate alıyoruz ve doğuşu ve batışı dikkate alıyoruz. O zaman eksi ve artı işaretlerine omega için dikkat edeceğiz. Güneşin doğuşunda omega'yı eksi ve s olarak alabiliriz. Omega s olarak alabiliriz. Bu s yine güneşi gösteriyor. Batışında ise omega'yı artı omega s olarak alabiliriz. Tamam. Bizim soruda ne diyor? Güneşin doğuşundan 3 saat sonra. Arkadaşlar 3 saat ne demek? Açı açısından 3 çarpı 15 demek. Biraz önce konuştuk. Yani 45 derece alacağız burada. Güneş zamanını. 3 saat sonrası 45 derece. Ama ne diyor? Güneşin doğuşundan. O zaman güneşin doğuşu. Doğuş eksi işaretli. Eksi V demeyelim. Omega diyelim. Eksi omega S artı 45 derece olarak omega'yı alacağız. B şıkkı için. Evet. Sanırım güzelce anlattım. VS hesabı. Yani şuradaki VS. Ya VS değil. Omega diyelim arkadaşlar. Omega S diyelim, tamam. Omega S hesabı doğuşta ve batışta TTZ 90 derece olur demiştik. Tamam. Güneş yükseklik açısı bu sefer 0 oluyor. Tabii ki arkadaşlar TTZ 90 derece ise H 0 olur. Bunu da bilgi için buraya yazmışız. Doğuşta ve batışta TTZ 90 derece. Azimut açısı 90 derece. Teta z 90 derece için kosinüs teta z 0 olur. O zaman kosinüs teta z eşitliğimiz vardı. Kosinüs teta z yerine 0 koyduğumuzda ve diğer açı değerlerini buraya yerleştirdiğimizde bakın kosinüs omega yerine burada kosinüs omega s geliyor. Neden? Buraya 0 koyduğumuz an burası kosinüs omega s oluyor. Çünkü güneşin doğuşunda ve batışında teta z 90 derece ise buraya 0 yapıyor. O zaman omega da omega s'ye dönüşüyor. Tamam. Buradan kosinüs omega s
eksi 0.13.43.36.53.19 olarak çıkıyor. Ve omega C'yi 97.72 derece olarak buluruz. Dikkat, kosinüs çift fonksiyondur arkadaşlar. Kosinüs içine artı yazsan, eksi yazsan yine de aynı açı değeri çıkar. Ama biz ne dedik? Kosinüs çift fonksiyon ama omega C artı ve eksi 97.72 derece olabilir. Doğuştan bahsediyorsak eksi olacak, batıştan bahsediyorsak aynı sayısal değerde olacak yatay düzlem için. Tamam. Artı eksilere bu şekilde de dikkat edeceğiz. Bizim soruya gelirsek omega o zaman eksi 97.72 çünkü biz doğuştan bahsettik. Artı 45 eksi 52.72 dereceden bahsediyoruz. Saat açısı omega için. Saat açısı omega'yı bulduktan sonra arkadaşlar sinüs h eşitliğinden bahsetmiştik. Eşitliğin bu tarafına gerekli sayısal değerleri yerleştirip sinüse kosinüse artı eksiye dikkat ettiğimizde sinüs h'den h'yi 21.34 derece olarak buluyoruz. Bu sefer gölge uzunluğu 1.5 metre bölü tanjant 21.34 derece 3.84 metre çıkıyor. Tam güneş öğlesinde 1.7 bulduk yaklaşık olarak. Ama güneşin doğuşundan 3 saat sonra 3.84 metre olarak bulduk. Daha büyük bulmamız lazım. Arkadaşlar H 21.34 derece ise biraz önce bulduk. Teta Z eksi 90 yani 68.66 derece çıkar. Teta Z'yi kullanacağız dedik çünkü biraz sonra şekil çizeceğiz ve şekilde bize gama S lazım olacak. O zaman elimizde şöyle bir eşitlik var. Bu eşitlikte bilinen bütün değerleri yerine yerleştirdiğimizde sadece gama S bilinmiyor olacak. Gama S'yi de 56 derece olarak bulacağız. Dikkat, kosinüs yine çift fonksiyon. Gama S artı ve eksi 56 derece olabilir ama doğuş için arkadaşlar gama S'yi eksi 56, batış için artı 56 diye burada yeniden özetleyelim. Bunlara dikkat edeceğiz. Ve şekil önemli bizim için. Bakın güneyle yapılan açı önemliydi. Gama S'yi bulduk. Güneyle yapılan açı. Doğudan itibaren yol alıyor güneş ışınımı. O zaman güneyle doğu arası eksi. Burada doğuş için dediğimiz şey güneyle doğu arası eksi. Güneyle batı arası artı alınacak. Tamam. Gama S eksi 56. Omega'yı bulduk biraz önce. Eksi 52.72. Tamam. Güneş ışını şu şekilde geliyor bu sefer. Güneyle gama S açısı yaparak. Ve şu şekilde bir gölge uzunluğu oluşuyor. 3.84 metre. Diğeri güneş öğlesini şuraya yerleştirmiştik. Bu şu koşullardaki bu gölge uzunluğu ise bu şekilde yerleştirilebilir. Arkadaşlar bunun x1 ve y1 değerlerini de bulabiliriz. Onu da buraya yazmışız. Zaten matematik olarak x1 gölge uzunluğu çarpı sinüs gamma s'ye eşit, y1 gölge uzunluğu çarpı kosinüs gamma s'ye eşit. Son bilgi olarak arkadaşlar gamma s için şöyle bir bilgi de verilmiş. Gerektiğinde bunu da kullanabilirsiniz. Sinüs gamma s, kosinüs delta, sinüs omega bölü kosinüs h'ye de güneş yükseklik açısına da eşittir. Evet, ders 1 bitti. Yeni bir derste görüşmek üzere.